Öğretmenler bugün yurt genelinde iş bırakma eylemi ve protesto yürüyüşleri düzenledi. Peki binlerce öğretmeni sokağa çıkaran ne oldu? Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin sorunları yeni değil. Yıllardır biriken ve çözüm üretilmeyen sorunlar Eyüp Sultan'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesiyle son noktayı buldu. Yıllardır sistematik bir şekilde meslek itibarlarını yitiren, ekonomik ve sosyal anlamda yıpratılan, atanmayan eğitimciler eğitimdeki tüm sorunları dile getirmek üzere sokağa döküldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Nisan'da açıkladığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli müfredat taslağı kıvılcımı ateşleyen ilk gelişmeydi. Açıklanan müfredatın isminin Arapça olmasından içeriğinin dinselleşmesine kadar neredeyse her noktası eleştiri konusu oldu. Eğitimciler, siyasi partiler, sendikalar ve veliler sürece dahil edilmeden hazırlanan müfredat taslağında integral yok, evrim teorisi neredeyse kalmadı. Din dersleri anaokulu düzeyine kadar inerken değerler eğitimi adı altında laik, bilimsel eğitimden uzaklaşılarak müfredat dinselleştirildi. Yeni müfredata tepkiler büyürken Eyüp Sultan'da yaşanan olay yurt genelindeki tüm eğitimcileri isyan ettirdi. İstanbul'da öğretmen İbrahim Oktugan, Irak asıllı bir öğrenci tarafından müdürü olduğu Eyüp Sultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde öldürüldü. Bir süre önce okuldan atılan Yusuf K. okula silahla girerek müdürü vurdu. Eski öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan 40 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapıyordu ve binlerce öğrenci yetiştirmişti. Ancak okuldan atılan öğrencilerinden biri 5 kurşunla hayatını elinden aldı. İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybettiği saldırı anını anlatan meslektaşı ve iş arkadaşı Kadriye Deveci gözyaşlarını tutamadı. Hiçbir şey yok. Yani hocamın üslubu o kadar iyidir. Ya ben 8 yıldır onunla birlikte çalışıyorum. Bir kötü kelimesini duymuş insan değilim. Oktugan'ın öldürülmesi yurt genelinde protesto eylemleri başlattı. Eğitim sendikalarının öncülük ettiği eylemlerde öğretmenler can güvenliğimizi sağlayın, eğitimde şiddet yasasını çıkarın talebiyle yürüdü. Yurt genelindeki protestolara on binlerce öğretmen katılıyor. Eğitimde şiddet yasasına ilişkin iktidara yönelik baskı artıyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay söz konusu durumu şöyle özetliyor. Okulda bir öğretmen öldürüldü bu ülkede. Yani savaşlarda bile en güvenilir olması gereken yerlerden bahsediyoruz. Şiddet yaşamımızın bir parçası haline geldi. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan öğretmen İbrahim Oktugan'dansa geriye bu görüntüler kaldı. Öğretmenlerin beklediği tek şey vardı, saygı. Saygıda kusur etmeyin. Ve ben öğretmenlerime hep saygı duydum. Öğretmenlerimin de saygı duyulmasını istedim, bekledim. Bunun nişanesi olarak da huzurunuzda bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tek tek onları tebrik ediyorum.